İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizin 10. sınıflarında okutulan Siyer dersimizin 3. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularını yapacağız. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizde sayfa 84'ten itibaren başlayarak sizlere değerlendirme sorularımızın cevaplarını yazılı şekilde vereceğiz inşallah. Başlayalım. İlk bölümde kıymetli arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız var. Boş olan yerlere cevaplarını yazın diyor. Hemen başlayalım. İlk sorumuzda birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuza bakın bizden ne istiyor? Allah ile kullar arasında elçilik yapma görevi, ne yani nübüvvet ya da ne denirdi? Konumuzu anlatırken anlatmıştım. Şu şekilde büyükçe yazayım. Sizler de görün. Risalet denir değerli arkadaşlar nübüvvet ve risalet eş anlamlı kelimelerdir. Bu görevi yapanlara da Resul ya da Nebi denir. İkinci kelimemiz, Safa Tepesi eteklerinde bulunan ve gizli davet döneminde Müslümanların buluşma yeri olan ev, kıymetli arkadaşlar bunu da üzerine büyükçe yazıyorum, Darul Erkam'dır. Erkam bin Ebil Erkam'ın evi, Darul Erkam, İslam ümmeti için ilk buluşma, toplanma yeri olarak tarihteki yerini almıştır. Üçüncü sorumuz, Hazreti Peygamber'in İslam'a davet ettiği ilk kişi olan Eşi Hazreti Hatice'dir. Buraya da şu şekilde Hazreti Hatice yazıyoruz. Eşi Hazreti Hatice ne yapmıştır? Hemen Müslüman olmuştur ve ilk Müslüman olma özelliği taşıyordur Hazreti Hatice. Hayattayken cennette müjdelenen on sahabeye üzerine yazıyorum. Aşere-i... Arapçada aşere on demek, aşere-i mübeşşire yani müjdelenen anlamına geliyor. Bu sahabeler dünyadayken cennete gidecekleri hususunda müjdelenmişlerdir. Buna aşere-i mübeşşire denilmektedir. Habeşistan, Necaşi'nin huzurunda müşriklere karşı Müslümanların sözcülüğünü kim yapmıştı kıymetli arkadaşlar? Cafer bin Ebi Talip, peygamberimizin amcaoğlu. Cafer bin Ebi Talip. Şu şekilde onu da üzerine yazdım. Evet. Bu sorumuz da tamam. 6'ya geçelim. Allah Resulü yolculuğu dönüşünde Mekke'ye Mut'im bin Adi'nin himayesine girmiştir. Biliyorsunuz Mekke'den sonra Taif'e peygamberimiz İslam'ı davet için gitmişti. Ancak Taifler peygamberimizi taşlayarak maalesef çıkartmışlardı. Yedinci sorumuz. Hz. Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesine kıymetli arkadaşlar İsra olayı denilmektedir. İsra. Mescid-i Aksa'dan da Allah'ın katına yükseltilme olayına da Miraç denir ki Miraç kandili biliyorsunuz kutları seri yıl. 621-622 yıllarında Yesriplerle Hazreti Peygamber arasında gerçekleşen görüşmelere Kıymet arkadaşlar Akabe biatlar adı verilmektedir. Bu boşluğumuza Akabe iki defa olmuştur. Peygamberimizle de Medine'li Müslümanlar görüşmüşler ve sonuçta Peygamberimizle Müslümanlar ne yapmışlardır? Mekke'de Medine hicret etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in inşa ettiği ilk mescit, hemen şuraya yazıyorum, Küba mescididir. İlk cuma namazı da Ranuna vadisinde kılınmıştır. Değerli arkadaşlar, bir üçüncü nitemizin konusunu oldukça geniş bir şekilde yayınladık. 10. sınıf oynatma listelerimizden 2021-2022 oynatma listesinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, boşluk doldurmalarımızı bu şekilde tamamladık. Sevgili arkadaşlar, şimdi de klasik sorularımızla kaldığımız yerden devam edelim. 11. sorumuz, İslam öncesi dünyada mevcut olan dinlerin genel durum hakkında kısaca bilgi veriniz. Bir sorumuz bu şekilde. Kıymetli arkadaşlar, İslam öncesinde Çin İslam öncesinde genel bir çöküntü içerisindedi diyeceğiz. Hindistan'da inananların sayısından çok tanrıların sayısı daha fazlaydı diyeceğiz. Bizans İmparatorluğu Hristiyan mezheplerin kendi içerisindeki kavgalarıyla meşguldü. Sasani yani günümüzdeki İran devletinin mensup olduğu mecusilik daha çok yönetici sınıf ve zenginlerin dini olarak göze çarpmaktaydı diyeceğiz. Arapların Afrika kıtasındaki komşuları Habeşliler de Hristiyan inancına sahiptiler. Urfa'nın güneyinde yer alan Harran şehrini merkez edinmiş olan ve semavi cisimlere ibadet eden Sabi mezhebi eski Babil ve İranlara ait düşüncelerle Yahudi ve Hristiyan inancının karışımından oluşmuştu diyeceğiz. Yahudilik Sami bir din olmakla birlikte İsrailoğullarının özgü olduğundan başka milletler, milletler arasında pek yayılmamış. Çünkü onlar milli bir din olarak görüyorlardı diyeceğiz. Cahili Arapları ile Afrikalılar arasında inanış şekli çoğunlukla neydi? Putperestlikti. Cahili Araplar içine putlara tapmayı reddeden ve Hz. İbrahim'in dinine inanan çok az sayıda Hanif Müslüman da bulunmaktaydı şeklinde cevap vereceğiz. 12. sorumuz değerli arkadaşlar. Risalet görev almış olan tüm peygamberlerin ortak sorumluluğu nedir diye bir sorumuz var. Her ümmetin bir peygamberi vardır buyuran Allahü Teala her millete birbiri ardınca nebiler ve resuller göndermiş. Aydınlatıcı bir kandile benzettiği peygamberleri vasıtasıyla insanları bilgilendirerek eğitmiştir. Öncelikle bunu belirteceğiz. Daha sonra Peygamberler risalet görevlerini gönderildikleri halkın diliyle ifa etmişler, Allah'ın izniyle yaşadıkları çağa hitap eden mucizeler de göstermişlerdir. Hz. Muhammed de Hz. Adem'le başlayan Allah'ın peygamberlik görevlerinin son peygamberidir. Üçüncü olarak peygamberlerin görevlendirildiği ilki, e, görevlerinden en önemlisi Allah'tan aldıkları vahyi, emirleri ve yasakları insanlara bildirmektir. Buna ne denir? Tebliğ denir. Ancak peygamberler sadece bir haberci, sıradan bir elçi de değildirler değil mi? Onların en önemli görevlerinden biri insanları hakka davet ile bu uğurda mücadele etmektir. Önceki peygamberler gibi peygamberimiz Hazreti Muhammed de bu görevleri engin bir sabırla en güzel şekilde yerine getirmiştir diye açıklayabiliriz. 13. sorumuz Müşriklerin Hazreti Peygamber'in davetine karşı çıkma sebepleri neydi? Bunu yedi maddede özetledik. Birincisi, İslam dininin müşriklerin ve atalarının inançlarını eleştirmesi. İkinci olarak, putperestliğin ortadan kalkmasıyla Kabe'nin eski kutsiyetini kaybedeceği endişesi. İslam dininin sınıf fark, fark gözetmemesi, zengin, fakir, kadın, erkek herkesi İslam'a kabul etmesi. Mekke ekonomisinin bu durumdan olumsuz etkileneceği endişesi. Yaptıkları her şeyin ahirette karşılık bulacağına inanmak istememeleri. Çünkü onlar haksızlıkların, adaletsizliklerin yanına kar kalmasını istiyorlardı. Ahirette hesap vermek istemiyorlardı. Peygamberin insanüstü bir varlık olmasını düşünüyorlardı. Mekke'nin en fakir, yetim, öksüz birinin peygamber olmasını anlayamadılar. Haşimoğullarından bir peygamber çıkması üzerine bu soyun kendilerine üstünlük sağlamasından korktular. Çünkü Araplar arasında ne vardı? Asabiyet duygusu vardı. Evet kıymetli arkadaşlar. İlk hicret yurdu olarak Habeşistan'ın seçilmesinin sebeplerini soruyor. Müşriklerin baskı ve zulümleri herhangi bir himayesi bulunmayan müminler için ne oldu? İyice zorlaştı. Onlar değerli arkadaşlar artık yaşama imkanı bulamadılar. Peygamberimiz ise asabının güvende olmasını istiyordu. Bu nedenle Peygamberimiz özellikle Mekke'de baskı altında kalan Müslümanlara ne dedi? Habeş toprağında yanında hiçbir kimsenin zulme uğramayacağı bir kral vardır. Orası doğruluk yurdudur. Allah bir kapı açıncaya kadar oraya gitseniz diye onlara ricada bulundu. Peygamberimizin adaletli bir kral olarak işaret ettiği Necaşi Asame ehli kitaptı. Hristiyan bir devlet başkanıydı. Ayrıca Kureyş ile Habeşistan arasında ticaret anlaşmaları da vardı. Orada geçimlerini sağlayabilirlerdi. Bu sebeplerle İslam'ın ilk hicreti nereye yapıldı? Habeşistan'a. Günümüzdeki Etiyopya sınırları içerisindeki devlete yapıldı. Dinlerini yaşamak isteyen 11 erkek ve 4 kadın 615 yılında önce Şuabe Limanı'na, oradan da deniz yoluyla Habeşistan'a ulaştılar. Ve bunların güvende olduğunu duyan ikinci kafile de ertesi yıl yine Habeşistan'a ne yaptılar? Hicret ettiler. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul etmesinin Müslümanlar açısından önemi nedir? Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer kıymetli arkadaşlar iki güçlü müşriklerin en önde gelenleriydi. Bunların Müslüman olması peygamberimizi ve Müslümanları fazlasıyla memnun etmiştir. Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe hem Hazreti Hamza'yı hem de peygamberimizi emzirdiği için onlar aynı zamanda süt kardeşidirler. Çocukluk ve gençlik yıllar birlikte geçmiş, aralarında güçlü bir bağ oluşmuştu. Bu sebeple Hz. Hamza, yeğen Hazreti Muhammed'e karşı gösterdiği korumacı yaklaşımını Müslüman olduktan sonra da önce de ne yaptı? Sürdürdü. Kureyş, Hz. Hamza'nın hidayetiyle Müslümanların önemli bir yardımcı ve güçlü bir koruyucu kazandığının farkına vardı. Bundan sonra az sayıdaki zayıf Müslümanlar bir nebzede olsa ne yaptı? Rahatladılar. Çünkü güçlü biri Müslüman oldu. Peygamberimize ve Müslümanlara karşı çok sert davranması bilinen Hazreti Ömer ise Müslüman oldu. Hazreti Ömer peygamberimizin aslında ettiği bir duanın kabul olması onun sonucuydu. Hazreti Ömer'in İslam'a girişi Mekke'de kalan Müslümanlara cesaret verdi. Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır şeklinde konumuzu özetledik. Ünite anlatımında bunları uzun uzun anlatmıştık. 16. sorumuzda devam edelim kıymetli arkadaşlar. Hz. Peygamber'in gerçekleştirdiği Taif yolculuğunun amacı nedir? Amcasının vefatıyla himayesiz kalan Hz. Muhammed, Mekkeli müşriklerin fiili saldırılar karşısında açık hedef haline geldi. Kendisi için destek ve Mekke'de tıkanma noktasına gelen İslam'ı tebliğ faaliyetler için yeni bir çevre, yeni bir yurt aramaya başladı Efendimiz. Hz. Peygamber aradığı bu desteği Mekke'ye yakın bir yerde bulunan Taif'te olacağını umuyordu. Ancak Taif'in ileri gelenleri alaycı ve küçümseyici sözlerle peygamberimizin davetini reddettiler. Risaletin 10. yılında peygamberimiz Zeyd bin Harise ile birlikte gizlice Taif'e doğru yola çıktı. Şehrin ileri gelenleriyle görüştü, onları Allah'ın birliğine, tevhid inancına, İslam'a davet etti, peygamberliğine imana çağırdı. Ancak onlar kıymetli arkadaşlar peygamberimizi reddettikleri gibi bununla da yetinmeyip şehrin ayak takımını kışkırtarak peygamberimizi ve Zeyd'i taşlattılar. 17. sorumuz İsra ve Miraç hadisesinin peygamber açısından, Hazreti Muhammed açısından önemi nedir? İsra neydi? Hazreti Peygamberin bir gece Mekke'den Mescid-i Aksa'ya mucizevi bir şekilde götürülmesidir. Miraç Mescid-i Aksa'dan Rabbinin katına yükseltilmesi olaydır. Peygamberimiz tebliğ vazifesini sürdürürken üst üste ne yaptı? Büyük imtihanlarla karşılaştı. Yaşadıkları yüzünden derin bir yüzüntü içerisine girdi ve kendisini mutmain kılan ve ona güç veren olağanüstü bir olay işte Miraç hadisiyle yaşamıştır. Allahu Teala Peygamberimizi İsra ve Miraç tecrübesiyle bir nevi teselli etmiştir. Miraç ulaştığında Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edilmiş kendisine cennet ve cehennem gösterilmiş, müminlere ilahi bir hediye mahiyetinde olan Bakara suresinin son hikayeti yani Amener Resulü ne yaptı? Vahyedildi. Daha da önemlisi peygamberimizin dinin direği diye nitelediği namaz 5 vakit olarak Miraç'ta farz kılınmıştır. 18. sorumuz namaz müminin miracıdır sözü ne anlama geliyor? Yorumlayınız diyor. Değerli arkadaşlar namaz Müslümanın günde 5 defa Yaradanının huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Bu yüce divanda arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını Müslüman bizzat yaratıcısı olan Allah'a sunar, arz eder ve ona sığınır, yalnızca ondan yardım diler. Böylece Peygamberimizin Miraç'ta gerçekleşen Allah ile mülakatı hadisesi yani onunla konuşması olayı namaz içinde sembolik olarak her gün yaşanır. Günde beş defa Müslümanlar secde anında Rabbi ile buluşmuş olur. Yani Kur'an'da özellikleri sayılan hakiki gerçek bir Müslüman yine Kur'an ve hadiste şartları belirtilen namazı eda ederse, vaktinde kılarsa işte o namaz o Müslüman için bir miraçtır. Kendi derecesine göre bir çeşit Rabbi ile manen görüşmesidir. Çünkü okunan her ezan Allah'ın namaz emrini hatırlatan bizi onun huzuruna çağıran ilahi bir davettir. 19. sorumuz Birinci akabe biatıyla ikinci akabe biatının verilen sözler açısından karşılaştırınız diyor. Birinci akabe biatı değerli arkadaşlar Hz. Peygamberle görüşmek üzere sözleştikleri vakit gelince 10 hazreçli ve 2 evsli Müslümandan oluşan 12 kişilik heyet akabede peygamberimizle bir araya gelir. Ve peygamberimiz onlardan Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira atmamak, iyi işlerde kendisine karşı gelmemek üzere biat almıştır, söz almıştır. İkinci akabe biatındaysa Allah Resulü kendisini ve Müslümanları memleketlerine davet eden sonra sonradaki ismi Medinelilere, eş ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de o şekilde koruyacağınızı söz veriniz deyince bu konuda da peygamberimize güvence veren Yesribliler bunun siyasi sonucunun Kureyş gibi kuvvetli bir düşman kazanmak olduğunu biliyorlardı. Gecenin sonunda Hz. Peygamber onlardan himaye vaadi dışında kendisine her şartta itaat edeceklerine, mali yardımda bulunacaklarına, iyiliği emredip kötülüğü önleyeceklerine dair çalışmalarını istiyor ve bu konuda hiç kimseden çekilmeyeceklerine dair onlardan söz alıyor sonucunda onlara cenneti vaat ediyor. İşte değerli arkadaşlar, kısaca açıkladığımız akabe biatları budur. Peki sonuçta nasıl bunu karşılaştırabiliriz? Birinci akabe biatında dini konularda bireysel sözler verilmiştir. Herkes söz vermiştir bunları yapacaklarına dair. İkinci akabe biatında ise Yesripli Müslümanlarla bir nevi siyasi ortalık, ortaklık kurulmuştur. Bu sayede birbirine düşman olan Yesripli Araplar İslam paydasında birleşmişler. Evs ve Hazretleri kastediyoruz. Baskı altındaki Mekkeli Müslümanlar için sığınılacak yeni bir yurt bulundu, Medine bulundu ve tebliğ için artık tıkanma noktasına gelen faaliyetler yepyeni bir Medine safhasıyla devam etti diye açıklayabiliriz. 20. sorumuzla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Müşrikler Hazreti Peygamber'in Yesrib'e hicret etmesini engellemek için niçin engellemek istiyorlardı diyor. Müslümanların hicretine şahit olan müşrikler, çünkü gizli gizli peyder pey kaçıyorlardı. Hazreti Peygamber'in de onlara katılmasıyla Müslümanların Medine'de kendiler için büyük bir tehdit olacağını biliyorlardı. İşte bu mevcut tehlikeyi bertaraf etmek düşüncesiyle toplantı merkezleri, meclisleri, darun nedvede ne yaptılar? Bir araya geldiler. Resulullah'ı ortadan kaldırmanın yollarını tartıştılar Sonunda her kabileden bir kişinin katılımıyla oluşturulacak olan bir grubun peygamberimizi öldürmesine karar verdiler. Böylece Haşmoğulları bütün kabilelerle savaşmaya göze alıp kan davası güdemeyeceği için diyete razı olmak zorunda kalacak. Onu da kabileler ortaklaşa ödeyecek şeklinde bir karar alıyorlar. Ancak Rabbimiz onların tuzağını boşa çıkarıyor. 21. sorumuz. Hz. Peygamber'in hicret yolculuğu için yaptığı hazırlıklar ve aldığı tedbirler nelerdir? Allah Resulü müşriklerin planını haber alınca, yani kendilerini öldürmeyeceğini duyunca, Hz. Ebu Bekir e haber vererek hicret için hazırlanmasını ister. Hicret yolculuğuna Peygamberimizle çıkmayı ümit eden Hz. Ebu Bekir önceden iki deve satın almış ve onları üzerine beslemişti. Hz. Ebu Bekir yolculuk için hazırladığı develeri üç gün sonra Sevil Mağarası'na buluşmak üzere Abdullah bin Urayk'a Kıdis'in kılavuzuna teslim etmiştir. Hazreti Peygamber yola çıkmadan evvel kendisine bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmekle yeğeni Hazreti Ali görevlendirmiştir. Hazreti Peygamber'in yatağına Hazreti Ali yatarak müşrikleri yanıltacak olan ve onların e, Peygamber'imizi öldüremediklerini anlamalarına vesile olacak Hazreti Ali, emanetleri teslim etme görevini tamamladıktan sonra Peygamber'imizle birlikte yolculuğa katılacaktı. Yani o da hicret edecekti. Ve peygamberimiz evinin kapısında kendisini öldürmek için bekleyenlerin arasından Rabbimizin izniyle gece karanlığında yürüyüp geçmiş ve Allah'ın yardımıyla onlar bunun farkına bile varmamışlardı. Bakın peygamberimiz şayet isteseydi yanındaki emanetleri de alır Medine'ye götürdü değil mi? Ama o muhammed Emin'di. Asla böyle bir yola başvurmamıştır. Çoktan seçmeli sorularımızla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ey elbisesine bürünen peygamber kalk ve uyar. Sadece sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Sadece Rabbini yücelt. Ayetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor? Bakalım hangisi doğru. Bu ayet Hazreti Peygambere gelen İlk vahiydir diyor değerli arkadaşlar. Doğru mu? Hayır. Çünkü Alak suresinin ilk ayetleri vahiy olarak gelmişti. Bu ayette açıktan davet dönemi başlamıştır diyor kıymetli arkadaşlar. Hayır. Burada açıktan davet başlamadı. Bu ayetten sonra bir süre vahiy kesilmiştir. Bu bilgi de doğru değil. Bu ayet gizli dönemini, gizli vahiy dönemi, ayet gizli davet dönemini ne yaptı? başlattı Müttessir suresinin ilk beş ayeti. Cevabımız nedir? Denizli. Aşağıda ekleden hangisi müşriklerin davet olan tepkileri arasında yer almaz? Müşrikler değerli arkadaşlar peygamberimizle alay ve iftira etmiştir. Münazaralara, münakaşalara girişmiştir. Müslümanları ve peygamberimizi boykot etmişler, işkence etmişler. Ancak tehciri yapmamışlardır. Müslümanlar bunun yerine ne yaptılar? kendileri hicret ettiler. Devam ediyoruz. 24. sorumuzda kıymetli arkadaşlar. Bakalım 24. sorumuzda bizden ne isteniyor? Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan bir kısmının kısa bir süre sonra Mekke'ye dönmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mekke'deki şartların Müslümanlar için uygun hale gelmesi. Habeşistan'da geçimlerini sağlayamamaları, Hazreti Peygamber'in geri dönmelerini istemesi, Necaşi'nin onları korumak istememesi, Hazreti Peygamber'in tehlikede olduğu haberi. Kıymetli <laughs> arkadaşlar Müslümanlar iki defa Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Birincisinde Müslümanlar oraya gittiler, rahata kavuştular ve uygun bir ortam olduğu için ikinci defa da oraya hicret edilmişti. Ancak Mekke'deki şartların Müslümanlar için uygun hale gelmesinden sonra geldiği haberi nedeniyle, Habeşistan'dan geri gelmişlerdir. Cevabımız da Adana. Yukarıda verilen cümlelerde aşağıdaki isimlerden hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur diyor kıymetli arkadaşlar. Baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in ailesi dışında ilk Müslüman olan kişi kimdi? Hazreti Ebu Bekir. Şu şekilde eşleştirelim. Müslüman olduğu için ailesinden baskı görmüş zengin bir genç değerli arkadaşlar Musab bin Umeyr'dir. Efendimiz tarafından işkence ile İslam'dan dönmeye zorlanan köle ise kıymetli arkadaşlar kimdir? Bilali Habeşi. İslam'ı ilk yıllarında Mekke dışından gelerek Müslüman olmuş bir sahabi de Ebu Zer el-Gıfari'dir. Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise ise kölelerden ilk Müslümandır. Dolayısıyla burada bilgisi yok. Cevabımız da Ceyhan. Evet, şimdi de 26. sorumuzla devam edelim. Müslümanlara uygulanan sosyal ve ekonomik boykotun ardından gelen yıla hüzün yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman boykottan dolayı Müslümanların zayıf düşmesi değil. Boykot sırasında güçsüz düşen Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin ağır ardına vefat etmeleri işte hüzün yılının adıdır cevabımız Bursa. Hicret edebilmek için malını Mekke'de bırakmak zorunda kalan ve hakkında insanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir. Çektiğin ayet nazı olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Kıymetli arkadaşlar bu sahabimizin ismi e, Süheyb bin Sinan'dır. Süheyb bin Sinan işte Allah'ın ayetine mazhar olan sahabedir. Allah ondan razı olsun. Devam edelim. Diğer sayfamızda bakın. Burada isimler verilmiş, yaşlar verilmiş ve sosyal konumları verilmiş değerli arkadaşlar. Yani burada insanlar mesela Hazreti Ebu Bekir, Ali bin Nebi Talip gibi pek çok sahabenin isimleri verilmiş. Ve bu burada, burada yer alan bilgilere göre işte köledir, tüccardır, Yaşları şudur, budur. Bunlar veriliyor. Daha sonra 28, 29 ve 30. soruların bu parçaya göre, yani buradaki yere göre yapılması isteniyor. Bakalım. Verilenlere göre ilk Müslümanların sosyoekonomik durumu ile ilgili en genel yargıyı soruyor değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman orayı güzel bir şekilde incelerseniz Hz. Muhammed'e toplumun her kesiminden insan inanmıştır. Sonucuna ulaşacağız. Çünkü Peygamberimiz zengin, fakir, asil, köle, kadın, erkek, çocuk, genç, ihtiyar arasında fark gözetmeksizin Allah katında herkesin eşit olduğunu ve herkesin Müslüman olabileceğini bildirmiştir ve herkesin de Müslüman olmuştur. Verilen bilgilere göre gençler ilgili ne söylenebilir diyor. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Zengin gençlerin Müslüman olma oranı daha yüksektir. Gençler değişime kapalıdır. İlk Müslümanların çoğu gençtir. Baktığınız zaman orada zaten pek çoğunun 30 yaşının altında olduğunu göreceksiniz ki işte bu da nedir? Gençlerin Müslüman olmaya daha meyilli oldukları. Çünkü hem babalarının hem atalarının kendi yaptıkları putlara tapmasının kendi akıllarıyla dalga geçmek olduğunu görmüşlerdir. Müslümanlığı kabul etmiş kabile reisi var mıdır? Mekke liderlerinin Hazreti Peygamber'in tebliğine karşı tutumlar bağlamda yorumlayınız diyor değerli arkadaşlar. Reislerin Müslüman olması kabilenin tamamının Müslüman olması demektir. Çünkü kabilecilik anlayışı olduğu için herhangi bir kabilenin reisi yani başkanı Müslüman olursa o kabilenin üyeleri de Müslüman olmuş sayılıyordu. Peygamberimiz çoğu zaman zaten tek tek kabile üyeleriyle de değil de kabilelerin reisleriyle görüşmüştür. BİSED'in 11. senesinde kıymetli arkadaşlar hac mevsiminde Akabe'de de Medineli 6 Hazret kabilesi lideriyle görüşülmüş ve onlar Müslüman olmuşlar ve Medine'de de İslam böylece yayılmıştır şeklinde cevap verebiliriz. Sevgili arkadaşlar ünite değerlendirme sorularımızın sonuna geldik. Konumuzu daha iyi anlamak için 3. ünitemizin sunumunu aynı oynatma listesinden bulabilirsiniz. Diğer dersimizde inşallah son dersimizde, dördüncü ünitemizde Risaletin Medine dönemi hakkında da buluşacağız. Orayı işleyeceğiz inşallah. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. İnşallah derslerinizde ve sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin.